riske girecek bir ortam yok. Dolayısıyla fikir değiştirdiğimiz bir şey yok. Gayet rahat bir şekilde gidiyor. Şeye baktım şimdi. Yok bak ben bir haftayı tutturdum. Bir hafta fikrimi değiştirdim. Gel git dedim. Bir i̇şte hafta gel git oldu. İşte güzel hikaye o. Bir fikrim var. Baktın iki gün o debeleniyorsun orada. Üzerinde durmayacaksın. Yatırımcı da aynı şekilde. Bir piyasayla inatlaşmayacaksın. Aynen. İnatlaşmayacaksın. Bir de mantaliteye oturtamıyorsun. Mesela Türk Hava Yolları üzerinde baktığımızda ay başından bir yana 34 milyonluk o kurum satmış. Şimdi biz de diyoruz ki teknik olarak tam buraya geliyor, buraya geliyor, şuraya geliyor. Ya çık ya da sakin kal. Yapacağın başka üçüncü bir hamle yok burada. Şimdi ne oldu? Sakin kalıyorsun. Tamam o satışlara rağmen piyasa yukarıda mı? Yani onu konuşuyorduk. Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ'taki bu kadar satış yoğun baskıya rağmen endeks rekor kapanış yapıyor. Bunların toparlanma emaresi 1-2 gün sonra gelir. Ondan sonra endeks daha hızlı bir şekilde gider. Bunlar bu satışı yemeseydi şu son 2 gün özellikle endeks şu anda 11 bin seviyesindeydi. Yani rahat bir şekilde ve hiç kasmadan. Çünkü yatırımcı kitlesi mevduat tarafında değil ki %55 mevduatları bulamayacaksınız. 55-60 bandını etap etap. Şimdi gelmeden önce şey istedim mevduatlar kaç diye. 92 gün üzerinden gidiyor. Şimdi 3 ay üzerinden şey yapılıyor ya mevduatlarımız ağırlıklı olarak. 53'ler var. 53-51 aşağıya geliyor. Önümüzdeki hafta daha aşağı gelecek. Çünkü ihtiyacı yok şu kompozisyonda. Ve ne oluyor? Merkez Bankası'nda inanç arttıkça, senin CDS primin düştükçe, kurda 32 bandında kaldıkça ki uzun bir süre öyle kalacak görüntü itibariyle. 2 haftadır hiç hareket etmedi. Şimdi dövizdesin zarar ediyorsun. Çünkü onun yerine para piyasası fonuna bile koysan ortalama %2,5 almıştı zaten. Hadi 2 al. Diğerinde bir şey almadın. Önümüzdeki dönem beklemiyorsun. 2 aydır yerinde sayıyor. Hisse tarafında neyi konuşuyoruz? 330'dan 300'e geldi. Problem değil ki. Kaçtan çıktı yukarıya? Yani 2 ay öncesine geldi. 2 ay önce kaç liraydı? Ya da 2 hafta önce kaç liraydı? Bu dalgayı son bir haftada yaşıyor. Sen bu düşüşe rağmen eğer tepe noktadan almadıysan o zaman bir şeyin yok, bir sıkıntın yok. Ve şu kompozisyonda BIST 30'a bakıyorsun. Ya BIST 30 gayet güzel yerinde duruyor. Gidecek olanlar nerede? İşte herkes bugün sigorta sektörünü konuşuyor. Söylüyorduk. Primden piyasanın açılması o taraf üzerinde olacak. Bankacılıkta CDS'e bak diyorduk. Arada işte spesifik bazı bankalara hareket ettiğinde onun satılma hikayesi var. Onun Amerika ilişkisi var. Bu ikisi de ters döndüğünde bekle. Bu iki haber de yalanlanacak. O zaman girersin. Girdin. Para kazanmaya devam ettin. Diğerlerinde de benzer şekillerde. Bir oynaklık piyasada yok. Çünkü önümüzde bu yıla yönelik beklenti bozulması yok. Bozulma olur, o da neydi? İşte Orta Doğu'da bir gerginlik olur. Biz mecbur bir şekilde bir taraf olmaya kalkarız. Dolayısıyla bu sefer yurt dışı siyasi ilişkiler Amerika ile olsun, Avrupa Birliği ile, Rusya ile olsun, İran ile olsun bir ters moda girer. O zaman gelsin ya da referandum hikayesi olursa diyorduk. Öyle bir hikaye şu kompozisyonda yok. Yurt dışında da seyir normal bir modda gidiyor. O zaman elimde para varsa ne yapacağım? Ya mevduata koyacağım. Hala tren pek kaçmış değil. Yani. Önümüzdeki hafta puanlar daha düşer. Her hafta daha düşer. Yani o şekilde söyleyeyim mevduat faizi. Bu kompozisyonda sen ya buraya gireceksin ya para piyasası fonuna gireceksin. Çünkü onlar o üst eşikleri yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Öyle veya böyle. Bu tarafa gelmeleri zor. Niye zor? Bir mevduat yatırımcısı bu tarafta alakası yok. Çok nadir var. İkincisi de piyasa işte patinaj yapıyor ya taze para girmesi lazım. Taze para girmiyor.